velhakna bis-salihin. Evet, çok muhterem kardeşlerim. Niyet bölümündeki hadislere devam ediyorduk. İnşallah bugün Rabbimizin izniyle o hadisleri bitirip tevbe bahsine geçeceğiz inşallah. An Ebil Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdülmuttalib radıyallahu anhuma an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ yelvîhi an Rabbihi. Fîmâ yelvîhi an Rabbihi ifadesi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Allah'tan rivayet ettiğine göre. Yani biz buna hadis usulünde ne diyoruz? Kutsi hadis. Kur'an'dan farkı ne? Kur'an-ı Kerim'in lafzı, manası, her şey Rabbimize ait. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla veya diğer vahyin gelme sürecindeki o araçlarla gelirken kutsi hadiste Rabbimiz Peygamberimizin kalbine o manayı veriyor. Peygamberimiz kendi mübarek lafızlarıyla onu söylüyor. Ama lafızların içerisinde Allah şöyle dedi, Allah şöyle buyurdu ifadesi var. Ve Kur'an'dan ayrılıyor. Kur'an-ı Kerim'le ibadet ediyoruz, namazlarımızda Kur'an'dan ayetler ve sureler okuyoruz. Ama kutsi hadisleri ne yapamayız? Namazlarımızda okuyamayız. Buna benzer birçok farklılıklar var. Rabbimiz şöyle buyurmuş. İnna Allaha katabal hasenati ve seyyiati thumma bayyana zalika. Allah iyilikleri ve kötülükleri yazdı. Sonra bunları açıkladı. Femen hamme bi hasenatin felem ya'malha kataballahu tebaraka ve taala 'indehu hasenatan kamilatan. Kim bir iyilik yapmaya niyet eder fakat o iyiliği yapamazsa ona bir sevap yazılır. Ve in hamme biha fa amilaha katabaha Allahu 10 hasenat ila 700 dha'f ila adha'f kesire. Kim de bir iyilik yaparsa Allah ona en az minimum seviyede 10 sevap yazar. Kaça kadar çıkar? 700'e. 700'de nihai sınır değil. İle adafin kesiratin, kat kat kişinin samimiyetine göre, ihlasına göre sevabı arttırır. Ve in hemme bi seyyiatin, kim de bir kötülüğe niyet ederse, felem ya'melha ve onu yapmazsa, ketebeha Allahu indehu haseneten kamileten, Allah ona tam bir sevap yazar. وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Kim de o kötülüğe niyet ettiği kötülüğü yaparsa ona da bir kötülük yazılır. Bu hadis-i şerifimizin çok iyi anlaşılması lazım. Bazen yanlış aktarılıyor. Niçin yanlış aktarılıyor? Düşünün, hani çocukların yapbozları var. Orada bir resim, bir bahçe resmi olabilir, bir köşk olabilir. Siz bütünü görmeden sadece bir parçayı alırsanız, o parça, o resimde çok güzel bir bahçenin içerisindeki bir villanın bacasını gösteriyor olabilir. Bacasından çıkan dumanı. Şuradan bir şey olmasa. Yani bütünü görmemiz gerekiyor. Çok güzel bir resim var ama biz bir parçayı alınca ne yapıyoruz? O resmi göremiyoruz. Hadislerde, ayetlerde de aynı şey. Bir ayet okudunuz, cımbızla çektiniz Kur'an-ı Kerim'den, şefaati inkar edersiniz. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ
hiçbir şefaatin fayda vermediği gün. Ama ayetin bağlamında ne vardır? Kafirlerin tapmış olduğu putlardan bahsedilir. Şirklerden bahsedilir. Ve denir ki sizin şefaatçi olsun diye tapmış olduğunuz o yaratılmış olan mahlukat kıyamette size hiçbir fayda veremez demek. Ama men zellezî yeşfa'u indehu illâ biiznih. Kıyamet gününde ancak Allah'ın izniyle şefaat vardır. Yani Kur'an'ı da bu şekilde anlamamız gerekiyor. Hadisleri de aynı şekilde anlamamız gerekiyor. Peygamberimiz değişik ortamlarda hadisler buyurmuş, mübarek sözlerini irad etmiş. Onların hepsini toplayacağız, ortak bir anlam çıkaracağız. Yani şunu söyleyebiliriz. Bir konuyla ilgili nihai bir hükme varmadan önce o konuyla ilgili bütün ayetleri bir araya getireceğiz. O konuyla ilgili bütün hadisleri de bir araya getirdikten sonra ne yapacağız? Hüküm vereceğiz. İşte burada neye ihtiyacımız var? Yetişmiş, müçtehit seviyesindeki alimlere ihtiyacımız var. Onun için biz alimleri taklit ediyoruz değil mi? Mezhep alimlerini bize yol gösteren, rehber olan, peygamberlerin varisleri olan gerçek alimleri takip etmeye çalışıyoruz. Değilse her kafadan bir ses çıkar, curcunaya dönüşür. Dolayısıyla bu hadiste diğer hadislerle anlaşılması gereken ve ayetlerle anlaşılması gereken hadislerden bir tanesi. Burada neleri görüyoruz? Birincisi, Rabbimizin rahmetinin gazabını geçtiğini görüyoruz. Yine bir kutsi hadiste Rabbimiz ne buyuruyor? Sebekat rahmeti gazabi. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Ayette vesiat rahmeti kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Böyleyin, biraz önceki anlattığım konuya örnek olsun diye verelim. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır ayetine bir nokta koyduk. Buraya nokta koyduğumuz zaman ayeti düzgün anlayamayız. Ayetin devamında فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاءَ. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır ama ben onu Allah'a karşı samimi olan, iman eden, namazı kılan ve zekatı verenlere yazacağım buyuruyor. Demek ki herkese rahmet yazılmıyor. Ama genel anlamda Rabbimizin rahmeti gazabını geçmiştir. Hadisten bunu anlıyoruz. İkincisi, sevabın başlangıcı kaçtır? 10'dur. Ayette de aynı ifade geçer. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Hani hatırlayın o meşhur Miraç'taki olayı, peygamberimize namazın farz kılınması olayını. Her defasında peygamberimiz Hazreti Musa'ya geliyor. Ve Hazreti Musa diyor ki ben insanın psikolojisini çok iyi bilirim. Yahudiler beni çok uğraştırdı. Dolayısıyla onun özünü iyi bilirim. Git Rabbine yalvar, bunu düşürsün. Rabbimiz de 50'den kaça indirdi? 5'e indirdi. Yani Buhari ve Müslim'de geçen hadis bu. Sonra dedi ki peygamberimiz artık 5'e indikten sonra bir daha gitmedi. Dedi ki ben hangi yüzde giderim? Ama Rabbimiz dedi ki onlar 5 vakit kılarsa ben onlara 50 vakit sevabını ne yapacağım? Yazacağım. Yani işte bir Müslümanın namazda gevşek davranması peygamberimizin ümmetini düşünmesiyle tam ne yapıyor? Çelişiyor. Yani düşürmüş ümmetini düşürmüş. Bari onu kılıverin demiş. Gerçi konumuz namaz değil ama şunu da söyleyelim konu açılmışken. Düşünün. Kainatın sahibi, kainatın efendisiyle tabirlerinde ise özel bir randevusu var. Mekandan ve zamandan uzak bir randevusu var. Ona bir hediye takdim etmek istiyor. Neyi takdim etsin? İşte İstanbul'daki Kaşıkçı elmasını mı? Yoksa altın mı, gümüş mü, zümrüt mü, inci mi, ne? Rabbimiz için düşünmek tabiri uygun değil ama anlaşılsın diye söylüyorum. Anlaşılsın diye parantez içerisinde. Rabbimiz düşünmüş, taşınmış, demiş ki kainatın efendisine, en çok sevdiğim kula, onun şahsında bütün ümmetine neyi takdim edeyim demiş ve namazı takdim etmiş.
Yani bu Rabbimizin bize vereceği en büyük hediye. Bu hediyeyi takdim etmiş. Biz işte namazı hediye şuuruyla ne yapmamız gerekiyor? Kılmamız gerekiyor. Tekrar konuya dönecek olursak, Miraç hadisinde de namaz 50'den 5'e indiriliyor ve 50 rekat, 50 vakit sevabını oluyor, yazılıyor. 700 nereden çıkıyor? Peygamberimizin hadislerinin hepsinin Kur'an'dan muhakkak bir şekilde dayanağı vardır. Allah yolunda infak edenler كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ Bir tohum misalidir ki o tohum 7 tane başak bitirir. Her başakta da 100 tane ne vardır? Tane vardır. Çarpalım kaç eder? 700. Niçin sadaka ile ilgili olan bu ayette bu ifade geçiyor? Çünkü Peygamberimiz başka bir hadisinde "Sadakatu burhanun" diyor. Sadaka delildir. Neye delildir? Kişinin imanının delilidir. Hadi gösteriş olsun diye namaz kılarsın. Sermayeden yemiş olursun. Ama gece gündüz çalış 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 o parayı birisine ver. Öyle kolay bir şey değil. Şu niyetle verebilirsin. Bir yerden kaz gelecektir. Tavuğu verirsin. Ona bir şey demem. Ama hiçbir karşılık beklemeden çalışıp çabaladığın parayı vermek işte imanının delilidir. Orada Rabbimiz bir samimiyet hissettiği için sadakayla ilgili geçen ayette ne buyuruyor? Bu örneği veriyor işte. Bire 700. Kişinin samimiyetinin zirveye vardığı başka amelleri de vardır. Örneğin bunlardan bir tanesi nedir? Oruçtur. Kur'an-ı Kerim okurken Kur'an'ın kendine göre özellikleri var. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de bir fiil geçer. Fiilin sonundaki nesne zikredilmezse o genel ifadedir, umum ifadedir. Şimdi açıklayayım. Diyelim ki Allah yaptıklarınızı bilir cümlesi mi daha genel bir cümledir? Allah bilir cümlesi mi daha genel bir cümledir? Allah bilir cümlesi daha genel bir cümledir değil mi? Yaptığını da bilir, yapmadığını da bilir, geçmiş de bilir, geleceği de bilir. Kur'an-ı Kerim'de fiil zikredilir ama sonundaki nesne çoğunlukla getirilmez. Ne anlama gelir bu? Her şeyi kuşatır anlama gelir. Bunlardan bir tanesi işte oruçla ilgili. Yani orucu zikrediyor hadislerde Peygamberimiz. Yine kutsi hadiste. Orucun sevabı kime aittir diyor? Bana aittir diyor. Bu ne demek? Böyle bir cümleyi mi almak istersiniz? Yoksa oruca 1000 sevap vardır cümlesini mi almak istersiniz? Hangisini almak isteriz? Orucun sevabı bana aittir. Ne demek bu? Bu cümlenin tahtında yani arka planında ne yatıyor? Bu cümlenin arka planında siz ona vereceğim sevabı takdir edemezsiniz. Onun için ben rakam belirtmedim demek. Ha, çünkü oruç samimiyettir. Bir insan gösteriş olsun diye insanların gördüğü yerde yemez içmez. Ama bir gün boyu hiç insanların görmediği bir yerle olmayacak mı? Gider kimsenin görmediği bir yerde yiyebilir. Ama alimul gaybi ve şehade, gizli açık her şeyi bilen alemlerin Rabbi olan Allah'ın insanı gözetlediğini ve gördüğüne inanarak ve o samimiyetle oruç tutuyor. Dolayısıyla onun sevabı kime ait? Allah'a ait. Burada ne ortaya çıkıyor? Sadece sevap onunla başlıyor. 700 de bitmiyor. Onunla başlıyor. La nihayete li ekserihi. Yani nihayeti yok. Sonu yok. İşte buradan bize ne demek isteniyor? İki güne birbirine eşit olan ziyandadır. Bu hadis-i şerif değil. Mağbunun fihi men istevâ yevmâhu fehuve mağbunun. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Hadis değil ama güzel bir söz. Bakın bu cümlelere dikkat edin. Ya hocam yıllardır bunu biliyorduk. Yıllardır senin bildiğin şey illa da doğru olacak diye bir şey yok. Kulaktan mı duydun? Kitabi bilgin mi var? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam بِحَسَبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ Bir mümine, bir insana duymuş olduğu her şeyi söylemesi yalan olarak yeter diyor. Sen bir de Peygamberimizin sözünü söylerken çok hassas davranacaksın. Ama
bu sözü yabana atalım demek istemiyorum. Güzel bir söz diyor ama peygamberimize isnat etmeyelim. Onu demek istiyorum. Yani bu söz güzel bir söz. Bu sözle nasıl amel edebiliriz? Madem ki sevabın nihayeti yoksa, her geçen gün özellikle keyfiyet anlamında, kalite anlamında ibadetlerimize bir derunilik kazandırmamız gerekiyor. Yani dünkü kıldığımız namazdaki huşu ve huzur ile bugünkü kıldığımız namaz arasında ne olması gerekiyor? Bir fark olması gerekiyor. Terakki böyledir. Allah'a giden yol işte böyledir. Marifetullah dediğimiz şey öyle. Hemen kitaplardan Allah'ın esmasını, sıfatlarını okuyarak elde edebileceğimiz bir şey değil. Bir süreç. Sen kalbindeki perdeleri açtıkça ne olur? Allah'ın tecellisi de senin üzerinde çoğalır. Bir şiir vardı, şu anda tam metni aklıma gelmedi. Hatırlayanlar hemen söylesin, baş kısmı aklıma gelmedi. Ha, tamam. Gönül ayinesin sofi. Eğer kılur isen safi, açılır sana bir kapı, ayan olur cemalullah. Demek ki ne olması lazım? Gönül alemimizdeki perdeleri her geçen gün biraz daha kaldırmamız gerekiyor. Bir örnek verelim buna. Diyelim ki Allah'a giden yolda 100 tane perde var. Ha, şunu da söyleyelim. Allah bu perdelerin hepsini hiçbir kuluna aşmamıştır. Peygamberlere %70'ini aşmıştır örneğin. Allah'ın veli kullarına %30'unu 40'ını aşmıştır. Ha, müminlere de %1'ini 2'sini aşmıştır. Çünkü Allah'ın sınırları vardır. O sınırlara peygamberler de dahil kimse giremez. Nereden anlıyoruz bunu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ayşe validemiz soruyor. Ya Resulullah, Allah'ı gördün mü Miraç'ta? Bunları düşünürken hep zamandan ve mekandan uzak olarak düşüneceğiz. Peygamberimiz de diyor ki o bir nurdu, nasıl göreyim diyor. Yani neler var? Perdeler var. Ama bu şu anlama gelmiyor. Perdeleri ne yapacağız? Yavaş yavaş kaldırmaya çalışacağız. Kaldıracağız. Ve bu neyle olacak? İbadetlerdeki kaliteyle olacak. 10 sevaplı olmayacak. Ondan 700'e çıkacağız. 700'den 7000'e. Sonra artık hesapsız sevaplar Rabbimiz bize ne yapacak? Verecek. Bir de buradan başka bir şey daha öğreniyoruz. Güzel düşünmeyi. Yani için neyse dışında odur. Kullu inayin yetereşşehu bimâ fî. Her kap kendi içindekini dışarıya ne yapar? Sızdırır. Dolayısıyla güzel düşünen bir insan ne yapacak? O güzel düşündüğünü diliyle ifade edecek. Sonra da o söylemiş olduğu şeyi bir gün yapacak. Güzel düşünmeye de teşvik var. Bu güzel düşünmeyi nerede gerçekleştireceğiz? Özellikle mümin kardeşlerimize hüsnü zan hususunda gerçekleştireceğiz. Bir arkadaşla çarşıda dolaşıyorduk. Birisiyle tanıştık. Sonra o tanıştığımız arkadaş ayrıldı. Arkadaşım bana dedi ki, ya bu arkadaşı pek gözüm ısırmadı dedi. Daha ilk de yeni tanışıyoruz. Ben de elimi omuzuna attım ve dedim ki, seninle tanıştığım zaman seni de benim gözüm ısırmamıştı. Ama sonradan öğrendim ki iyi bir arkadaşmışsın. Yani senin elinde kalpmatik var da insanların kalbini mi okuyorsun? Ve Allah sana insanlar hakkında değer biçmek, yargılamak için mi seni gönderdi? O zaman kıyamet gününe ne ihtiyaç vardı? Ha, dolayısıyla Müslümanlar hususunda özellikle ne yapmamız gerekiyor? Üstü zan da bulunmamız gerekiyor. Hem onun bir hatasını bulunca sana ne kazandıracak bu şey? Başkalarının hatalarıyla uğraşan insan kendi hatalarını ne yapamaz? Bulmaya vakit bulamazlar. Onunla uğraşırken kendisi sütten çıkmış ak kaşık, tertemiz, pırıl pırıl. Öyle bir şey yok. فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ وَاَعْلَمُوا بِمَنِ اتَّقَى. Nefsinizi temize çıkarmayın. Kimin takva sahibi olduğunu Allah daha iyi bilir. İşin rahmet boyutu buydu. Yani sevaplara karşı düşünce de olsa, iyiliklere karşı Rabbimizin yazacağı sevap. Bir de hadisin ikinci bölümünde ne vardı? Bir kimse bir kötülük düşünüyor, onu yapmıyor, bir sevap alıyor. Değil mi? Terk ettiği için.
Ama yaparsa da tek günah var. Birinci cümlenin iyi anlaşılması gerekiyor. Bir insan bir kötülük düşünüyor ve onu yapmıyorsa bir sevap alıyor cümlesini iyi anlayalım. Şimdi kötülüğü yapmamanın değişik sebepleri vardır. Örneğin bir insan düşünür, bir kötülük yapmak ister. Çok uç bir örnek vereyim, Allah korusun. Zina yapmak ister. Sonunda eyvah ben ne yapıyorum ya? Bir Müslümana yakışır mı bu? Peygamberimiz hadislerinde bir Müslüman Müslüman olduğu halde zina yapamaz diyor. Öyle bir şey olamaz. Tabi alimler bunu değişik şekillerde yorumluyorlar. Diyor böyle bir şey olur mu? Ben yapamam diyor. Ne yapıyor? Vazgeçiyor. İşte burada ne var? Bir sevap var. Ama birisi de zina yapmak istiyor. Fırsatını kolluyor, kolluyor, kolluyor. Her türlü entrikayı çeviriyor, bir türlü yapamıyor. Bu da bir sevap alır mı? İşte orayı düşünmek gerekir. Nereden anlıyoruz? Başka ayet ve hadislerden. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde el-katil ve'l-maktul fi'n-nar buyuruyor. Katil de, maktul de, yani öldürülen de cehennemdedir. Sahabe-i kiram, ya Resulullah katili anladık da maktul, yani öldürülen niye cehenneme gider? O onu öldürmeseydi, o da kalbinde onu öldürmeyi düşünüyordu. Bakın kalbi bir eylem değil mi? Demek ondan ne yapacak? Hesaba çekilecek. İşte buradan şunu söylemek istiyoruz. Yani kalbimiz çöplük gibi her türlü düşünce onun içerisinde olsun. Ben kötülüğü de düşüneyim. Nasıl olsa sevap yazılıyor. İşte sen biraz önceki sohbetimin başında söylediğim o yapbozun resmini tam göremiyorsun. Oradan bir parçayı almışsın, ona göre hareket ediyorsun. Dolayısıyla kalbimizi ne yapmamız gerekiyor? Kötülüklerden arındırmamız gerekiyor. Şimdi madem kalp meselesi gelmişken bir de vesveseden bahsedelim. Bunun da ayırt edilmesi gerekiyor. Kalbe gelen bir fiil, kötü bir fiil yapmak istiyorsun ve onu Allah için terk ediyorsun, sevap var. Kalbine kötü bir fiil geliyor, onu bulamıyorsun, yapacak fırsatını bulamıyorsun. Hesabuhu alallah, hesabı Allah'a kalmıştır, ona bir şey diyemem. Ama bir de kalbe gelen kişinin iradesi dışındaki duygular var. Biz buna vesvese diyebiliriz. Tasavvuf tabiriyle havatır diyebiliriz. Bunlar da kendi içerisinde değişik bölümlere ayrılır. Bir tanesi imanla ilgili vesveselerdir. İkincisi de amelle ilgili vesveselerdir. Eğer bu vesvesenin, kalbe gelen düşüncenin ne anlam ifade ettiğini bir insan anlayamazsa hayatı zehir olur. Önce imanla ilgili vesveseden bir bahsedelim isterseniz. Namaz kılıyorsunuz, çok açık bir ifadeyle Allah'a küfür kelimeleri ağzınızdan geçiyor. Veya Allah Allah ya, Allah'la ilgili akla hayale gelmedik düşünceler. Kur'an'la ilgili şüpheymiş gibi olan şeyler. Bunlar insanların kalbine geliyor değil mi? Özellikle namaza yeni başlayanlara falan, bu yola yeni baş koymuş olanlara çok fazla gelir. Sahabe-i kiramda da aynı şey olmuş. Sahabe-i kiram, ya Resulullah kalbimize öyle düşünceler geliyor ki o düşüncelerdense 7 kat gökten yere atılmak bizim için daha evladır, daha iyidir diyorlar. Peygamberimiz buyuruyor ki işte bu mahsa imandır, sırf imandır diyor. Ne demek? Hırsız boş dükkana girmez. Ama hırsız boş dükkana girmez diye dükkanın kapısı da açık bırakılmaz. Yani vesvese durmadan gelsin diye öyle açık kapı bırakılmaz. Ama geldiği zaman da ne olmaz? Aldırış edilmez. Çünkü o vesveseden kurtuluşun çaresi film şeridini durdurmamaktır. Tıpkı televizyonun altındaki altyazılar gibidir. Sen altyazıya takılır kalırsan devam etmez. Ama altyazı geçsin. İster küfür kelimesi geçsin, ister işte inkar gibi kelimeler geçsin, cümleler geçsin. Onların hiçbirine ne yapma? Aldırma. Aldırmadığın zaman şeytan seni alt edemeyeceğini öğrenince belli bir zaman sonra seni ne yapar? Terk eder. Bu imandaki vesvese. Bir de ibadetlerdeki vesvese, ki bu genelde namazlarda olur, abdestte olur. Abdest alır, bir daha abdest alır.
Banyoya girer, 2 saat banyodan çıkamaz. Acaba şurama su değdi mi, değmedi mi falan. Bu da başka bir vesvese çeşididir. Bu da insanın hayatını zehir eder. Necip Fazıl'a böyle birisi geliyor. Diyor ki, sen diyor abdestsiz namaz kılmadığın müddetçe vesveseden kurtulaman diyor. Tabii o şairane bir cevap veriyor. Hocalar böyle cevap veremez, mesul olurlar. Şimdi Peygamberimiz hadisinde diyor, çok açık bir ifade. Şeytan diyor, affedersiniz, kıçınızdan kıl çeker diyor. Abdest alırsın, yerlediğin gibi bir şey olur falan. Diyor ki, ses ve koku yoksa abdestiniz var diyor. Aldırmayın diyor. Şeytanın oyuncağı olmayın. Namaz kıldın. Ya 3 mü kıldım, 4 mü kıldım? Şeytanın oyuncağı olmayın diyor. Bir daha tamamlayın. Kalbinize sorun. Kalbiniz 3 mü diyor? 3. Bir daha tamamla. Ne oldu? 4 oldu. Eğer 3 idiyse bir daha kıldıysan 4 olur. Yok, tamamladıysan sonunda seyif secdesi yap. Tırgıymen şeytan. O zaman da şeytanın burnu yerde sürtülsün diyor. Yani bunlar bakın neyle oluyor? Bilgiyle oluyor. Bilgi olmasa nasıl öğreneceksin bunu? Peygamberlerin gönderiliş gayesine işte bunlar. Yani bu incelikleri öğreneceğiz ki bu manevi hastalıklarımıza ne yapalım? Allah'ın izniyle şifa bulabilelim. Evet. Başka bir hadis-i şerife geçelim inşallah, ondan sonra sohbetimizi bırakalım. Bu uzunca bir hadis-i şerif. Ben Arapça metnini okumayayım. Hepinizin bildiği bir hadis-i şerif. Ama şu açıklamayı da yapayım bundan önce. Biz buraya bilgi mi öğrenmeye geliyoruz? Yoksa ibadet yapmaya mı geliyoruz? Bunu önce belirlememiz lazım. Hani niyet bahsinden bahsediyoruz ya. Bilgi bizim için nihai amaç değildir. Eğer gerçekten bilgi Allah katında bir değer ifade etseydi, seni niye cennete koysun? Bir tane bilgisayarı alır, cennetteki köşke koydu, senden daha fazla bilgiye sahip. Veya sadece bilgi Allah katında bir değer ifade etseydi, cennetteki o Firdevs cennetinin en üst makamında olması gereken varlıklardan bir tanesi kimdi? Şeytan. Bir soru soralım. Şeytan mı Allah'ı daha iyi tanıyor, yoksa biz mi Allah'ı daha iyi tanıyoruz? Kim? Şeytan daha iyi tanıyor. Demek ki bilgi amaç değil. Camilerde sohbet dinlerken, hadis-i şerifleri ve ayetleri dinlerken hep bu mantıkla dinleyelim. Eğer yine bilgi amaç olmuş olsaydı, ashab-ı kiram her ayrılışta birbirlerine asıl suresini ne yapmazlardı? Okumazlardı. Biliyoruz zaten, niye okusun ki? فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِ Hatırlat, çünkü hatırlatma mümine fayda verir. Bir de Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'daki isimlerinden bir tanesi nedir? اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Zikri biz indirdik, onu biz muhafaza edeceğiz. Zikir ne demek? Hatırlatmak demek. Demek ki Kur'an'daki bilgiler aslında bizde olan, fakat Kur'an'ın bize hatırlattığı bilgilerdir. Yani hadisleri de dinlerken, ya ben bunu zaten çoktan biliyordum, o mantıkla dinlemeyelim. Dinleyelim. Bir de yıllardır okuyup da anlayamadığımız bir anlamı yakalamaya çalışalım orada. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer İbni Hattab'dan şöyle rivayet edilmiş. Hazreti Ömer'in oğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Sizden evvel yaşayan milletlerden 3 kişilik bir cemaat yola çıkmışlardı. Gecelemek için bir mağaraya girdiler. Az sonra dağdan bir kaya parçası düşerek onların üzerine mağaralarının ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine, sizi bu kayadan ancak salih amellerinizi anarak Allah'a dua ve ilticanız kurtarabilir dediler. İşlerinden birisi, Allah'ım benim ihtiyar anne babam vardı. Akşam olunca onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hizmetçilerime bir şey yedirmezdim. Bir gün hayvanlarımı otlatacak bir ağaçlık aramak arzusu beni uzaklaştırmıştı da onlar uyuyuncaya kadar dönememiştim. Akşam sütlerini sağıp geldiğimde ikisini de uyuyor buldum. Kendilerini uyandırmayı ve onlardan evvel çoluk çocuk ve hizmetçilerime içirmeyi uygun bulmadım. Çocuklarım ayaklarımın ucunda ağlaşırken ben süt bardağı elimde onların uyanmasını gözeterek şafak sökünceye kadar bekledim. Sonunda uyandılar. Akşam sütlerini içtiler. Allah'ım eğer şu yaptığımı senin rızanı kazanmak için yapmışsam
şu içinde bulunduğumuz kaya sıkıntısından bize rahatlık ver dedi. Kaya biraz aralandı ise de açılan yerden çıkamadılar. Diğeri şöyle dedi. Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. O bana insanların en hayırlısı, en sevimlisiydi. Diğer bir rivayette onu bir erkeğin kadını sevdiği aşırılıkla seviyordum. Ona yaklaşmak istedim. Fakat o benden kaçındı. Nihayet bir kıtlığa maruz kalınca bana geldi. Kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona 120 dinar verdim. Kabul etti. Ona yaklaşmaya imkanım olunca diğer bir rivayette iki ayağı arasına oturduğumda Allah'tan kork, haksızlık yere bekaret mührümü bozma dedi. Ben de hemen o bana insanların en sevimlisi iken ondan uzaklaştım. Verdiğim dinarları da ona bıraktım, almadım. Allah'ım, eğer ben şu yaptığımı senin rızan için yapmışsam içinde bulunduğumuz beladan bizi kurtar. Kaya biraz daha açıldı ama yine çıkamadılar. Üçüncüsü de şöyle dua etti. Allah'ım, işçiler tutmuştum. Ücretlerini verdim. Fakat birisi ücretini almadan çekip gitti. Onun parasını çalıştırıp çoğalttım. Sonunda onun bu ücretinden bir hayli mal çoğaldı. Bir zaman sonra bu işçi bana geldi ve ey Allah'ın kulu, ücretimi ver dedi. Ben de şu gördüğün deve, öküz, koyun ve bunları otlatan köle hep senin ücretinden çoğalmıştır. Hepsi senindir dedim. O ey Allah'ın kulu, benimle alay etme dedi. Ben seninle alay etmiyorum karşılığını verdim. Bunun üzerine adam hepsini aldı, sürüp götürdü. Hiçbir şey bırakmadı. Allah'ım, eğer ben şu yaptığımı senin rızan için yapmışsam içinde bulunduğumuz bu sıkıntıdan bizi kurtar. Kaya tamamen açıldı. Onlar da yürüyerek çıktılar gittiler. Evet, bu hadisi daha önceden de duyduk değil mi? Mağara hadisi olarak meşhur bir hadis-i şerif. Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegu ileyhil vesile. Ey iman edenler, Allah'a giden yolda vesileler arayın ifadesi geçer. Bu tevessül meselesi çok tartışılan konulardan bir tanesidir. Ama bütün alimlerin ittifak ettiği bir tevessül çeşidi vardır ki o da bu hadiste geçen tevessül çeşididir. Yani kişi içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmak için geçmişteki yapmış olduğu salih amelleri dua ederken ne yapabilir? Vesile edebilir. Bunda İbn-i Teymiye de dahil hiçbir alim inkar etmemiştir. Bütün alimler burada ne yapar? İttifak eder. Ha, diğer vesile çeşitleri var. İhtilaf edenler var, kabul edenler var, etmeyenler var. Ama bunu herkes ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Burada üç tane olay. Birincisi anneye babaya itaat. Kim neyi ilgilendiriyor? Aileyi ilgilendiriyor. Aileyi ilgilendiriyor. İkincisi zina. Toplumu, yine aileyi dinamitleyen en büyük günahlardan bir tanesi. Üçüncüsü de toplumsal adaleti, sosyal adaleti sağlayan işçi-işveren ilişkisi. Belki bir sonraki sohbetlerimizde bu anne baba hakkından üzerinde dururuz ama burada bir incelik var. Kur'an-ı Kerim'de şunu söyleyelim. Anne babana öf bile deme diyor değil mi? O ayette çok güzel anlamamız gerekiyor. Şimdi özellikle o ayette İmma yebluğanna indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma fela tekul lehuma uffin. Onlardan birisi veya ikisi senin yanında yaşlandığı zaman onlara öf bile deme. Yani burada yaşlılık vurgusu çok önemli. Tamam, gençken de öf bile deme ama gençken bir çocuk babasını öf dese o da hiç aldırmaz değil mi? Otur der, sus der, kulağını çeker, bir şekilde işi bitirir. Ama yaşlandığı zaman öf deyince ne olur biliyor muyuz? Güvendiği dağlara kar yağar. Bütün hayali biter. Bir de insanlar yaşlandıkça duygusallaşırlar. Hele yaşlı insan kedinin miyavlamasından ağlar. Sana göre kedi miyavlıyor. Ama ona göre belki geçmişte bir kedisi vardı. İşte hanımı ona yiyecek veriyordu. Hanımı da vefat etti. Geçmişteki dostları vefat etti. Tarihi hatırlatır değil mi? Dolayısıyla yaşlı insanlara daha çok saygı ne oluyor? Ayette vurgulanıyor. Ha, o çok özel bir sohbet konusu. Onu isterseniz geçelim. Burada anneye babaya itaat var. İkincisi de neydi? Zina.
Allah korusun. Hazreti Yusuf, günümüzdeki gençlere Yusuf suresini çok anlatmak gerekiyor. Hazreti Yusuf'un etrafında kadınlar pervane gibi dönüyor değil mi? Ya onlar istiyor. Ama günümüzdeki insanlar para vererek zina ediyorlar. Aradaki dağlar kadar farka bak. Şu ayeti söyleyelim o zina ile ilgili. Yine o da farklı bir sohbet konusu. قَالَ رَبِّ السِّجْنَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَن۪ي اِلَيْهِ Ey Allah'ım, zindan kadınların çağırmış olduğu şeyden benim katımda daha hayırlıdır diyor. Kim? Hazreti Yusuf. Yani zindan Hazreti Yusuf'un duasıdır. Bakın bu cümleyi unutmayın. Ya Rabbi zinaya düşmeyeyim de 7-8 sene zindanda kalayım. Yani zinanın ne büyük bir günah olduğunu ne yapıyor? Bize gösteriyor. Hem bir de Hazreti Yusuf istediği her şey önünde. Düşünebiliyor muyuz? Ama günümüzde maalesef değil mi? Haya, her şey bitti. Sebep ne? Bu ayetten haber yok ki. İşi gücü internette ilmi araştırma yapıyor güya. Onunla chat, bununla telefonda orada burada hayırlı şeylerle meşgul olmuyor. Günümüzdeki gençlerin en büyük problemi fazla ve lüzumsuz bilgi problemi. Kendi işine yarayan hiçbir bilgiyi öğrenmiyor da onun dışında hep kendini kötülüğe sevk eden her türlü şeyi ne yapıyor? Biliyor. Sınırsız istekler var ve azdıkça azıyor, azdıkça azıyor. Şimdi sen, affedersiniz, eşeğe bile arpasını çok verirsen ne olur? Üzerine bindiği zaman seni atar. Ya bir insan duyguları hiçbir şekilde el avuca gelmeyen bir insanı sen kontrol etmezsen, onu terbiye etmezsen, onun hürriyet diye parantez içerisinde ünlem, söylediği şeylere sınır koymazsa ne olacak? Azacak, azacak, azacak. Toplumda fitne olacak. Annesine, babasına fitne olacak. Ona küfredecek, dövecek. Yani ele avuca gelmeyen bir insan olacak. Bir batılı yazar diyor ki, bir insanın beynini eğitir de kalbini eğitmezseniz toplum için en büyük tehlikeyi ortaya koymuşsunuzdur diyor. Bilgiyi veriyorsun ama kalbini eğitmiyorsun. Ne demek? Toplum için bomba. Yani hiç PKK'nın bombasına gerek yok. O gelir senin ailende annesini babasını keserek bomba haline dönüşür. Evet, yeniden Kur'an ve sünnetin terbiyesiyle hepimizi, çocuklarımızı terbiye etmemiz gerekiyor. Üçüncü olarak da neydi? İşçi-işveren ilişkisi. Bu da yine çok farklı bir konu. Ama ben bu hadisten nihai anlamda şöyle bir pratikte uygulamamız gereken bir hüküm çıkaralım. İnsanın başına her şey gelebilir değil mi? Dünyanın binbir türlü hali var. Her zaman karnın tok, sırtın pek olmaz. Bazen bunalırsın. İşte biz bütün amellerimizi Allah için yapacağız ama tıpkı bu insanların sıkıntıdan çıkmak için vesile edindikleri sevapları gibi bizim de sırf Allah için yaptığımız bazı ibadetlerimiz olsun. Yani diğerini de Allah için yapıyoruz. Ama bunda daha çok samimi olalım. Çünkü burada eğer Allah'ım ben bunu senin rızan için yapmışsam diyor değil mi? Demek ki Allah'ın rızası için yapmış. Öyle amellerimiz olsun da böyle sıkıntıya düştüğümüz zaman bu amellerle ne yapalım? Rabbimize tevessül edelim. Vesile kılalım. Evet, her sohbetimizde bir tane sünneti ihya etmek için ne yapıyorduk? En sonunda bir sünnet söylüyorduk. Geçen haftaki sohbetimiz sünnetimiz neydi? Hatırlayan var mı? Diyorsunuz ki evvelu nasin evvelun nas. İnsanların ilki ilk unutandı. Dolayısıyla biz de onu diyoruz. Öğrendiklerimizi mutlaka amel haline getirelim, uygulayalım. O vardı ama ben böyle çok net bir şey söylemiştim. Demiştim ki insanın değeri hususunda insan ulaikehum hayrul belliye, yaratılmışların en hayırlısıdır. Eve gittiğimiz zaman eşimize, çocuklarımıza yaratılmış kainatın en hayırlısı olarak bakalım. Bir bardak kırdı, basit bir şeyler yaptı diye ne yapmayalım? Kızmayalım demiştim. Şimdi hatırladınız değil mi? Şimdi de bir şey söyleyelim. İnşallah bu süreçte öyle bir amel yapalım ki bu sadaka olabilir, gece kalktığımız bir namaz olabilir. Yapalım ki o ameli unutmayalım. Cebimize koyalım. Sıkıntıya düştüğümüz zaman o amelle ne yapalım? Rabbimize
iltica edelim. Yani o amelimizi vesile kılalım inşallah. Evet, bugünlük de yeter. Bu kadar inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netûbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin. El-Fâtiha.